Çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyorsunuz. Bir de kendinize baba mı emdiyorsunuz? Kaşmerler sizi. Bizim olduğumuz yerde baba biziz oğlum. Stajyer mafyalar. Müptel abi. 10 numara racon koydun dinime imanım abi. Biz bu videodan sonra var ya istediğimize posta koyar aracımızı alırız abi. Tabii alırız lan. Yiğitlik yapıyorlardı oğlum. Şimdi karşıma çıksınlar. 10 numara mafya videosu çektik. Mafyayım ben. Doğru. Mafyasın tabii. Müptel abi, posta koymamız gerekenler var. Gidelim mi abi? Hadi gidelim kardeş. Bize posta koymak neymiş? Herkes görsün. Kardeş. Abi sana yemin ediyorum. Piyasada var ya teksin abi. En büyük babasın abi. Zaten takipçi sayından belli abi. Yeni racon taktikleri bulmamız lazım. Kardeş, takipçilerim çoğalmalı. Hadi gidelim baba. Olur abi gidelim. Yolda da birkaç video çekeriz. Millete mafya dersi veririz. Geldik. Hı? Bu kaşmerler bize ne yanlış yapmıştı? Abi bunlar bize bir şey yapmadılar. Bir takipçimiz mesaj attı böyle birileri var diye. Neticede biz mafya hizmeti veriyoruz. Başı sıkışan bize gelecek. Peki oğlum biz bunları ne yapacağız? Dövecek miyiz yoksa haraç mı alacağız? Hı? Sadece gözlerini korkutacakmışız abi. Takipçimiz öyle istedi. İyi bakalım gidelim o zaman oğlum. Bu şahin ve delici bakışlarımla mafya hayatımız çok uzun süre devam edecek. Doğru. Buyurun beyler, kime bakmıştınız? Hayırdır kardeş, sen beni tanımıyor musun? Ben Müptela Baba. Sayfamı takip et, sen de beni tanırsın. Lan boş boş konuşma! Alırım sen ayağımın altına ha. Hayırdır ya? Ne oluyor burada çocuklar ya? Abi dengesiz dengesiz konuşuyor. Beni takip edin falan diyor. Müsaade et, kafalarına birer tane basayım. Hayırdır gençler? Derdiniz nedir sizin? Ne istiyorsunuz? Biz var ya sosyal medyanın en büyük babalarıyız. Bir takipçimizden iş aldık, size gözdağı vermeye geldik. Oo, demek gözdağı vermeye geldiniz. Çok güzel, çok güzel. Haydi gelin bakalım, takip edin beni. Oturun gençler, oturun. Karadayı. Bu salaklar sosyal medyanın en büyük babalarıymış. Bize de gözdağı vermeye gelmişler. Demek bize gözdağı vereceksiniz öyle mi? Peki sebep? Hayırdır kardeş? Ne demek sebep? Benim kaç takipçim var sen biliyor musun? Hı? Baba! Peki benim kaç leşim var sen onu biliyor musun? Kaşmerler sizi. Anlamadım abi. Leş derken? Şu an karşınızda duran adam zamanın en büyük kabadayılarından. Siz kime posta koyuyorsunuz lan? Geblolar! Allah belanı versin lan. Bizi getire getire buraya mı getirdin lan? Ben nerede bileyim abi adamların kafadayı olduğunu. Kes lan gevelemeyi. Demek sosyal medyadan mafyacılık oynuyorsunuz. Ben sizi öyle bir oynatacağım ki. İşte o zaman kesin 50 milyon takipçiniz olur gençler.
Belki ben de sizi takip edebilirim. Abi biz bir eşeklik yaptık. Allah rızası için bırak da gidelim be. Ne olur abi. Vallahi bir şey yaptık. Ne oldu lan? Konuşmanız düzeldi birden. Kibarlaştınız. Hayırdır? Abi gözünü seveyim, ne yapıyorsun? Bu sosyal medyada kullandığımız bir tarz sadece. Biz böyle değiliz ki abi. Hani maksat biraz takipçi kasmak, biraz canlı yayından para götürmek. Ne olur abi, kurban olayım, bırak bizi. Allah belanı versin, bizi buraya niye getirdin? Bırak bizi abi. Bekleyin siz, bekleyin. Çok güzel bir tarzınız olacak. Artık canlı yayınlarda paraya para demeyeceksiniz. Toraman, arkadaşları depoya götür. Kalkın lan zibidiler! Şimdi işte mafya babası oldunuz. Dehşetül vahşet. Bizim zamanımızda her şey gizli yapılırdı. Bunlar iki takipçi için maymun olmaya razılar. Bunlar bunu giydi diye rahatsız bile olmazlar. Hatta ilgi çekeriz diye böyle devam ederler. Bu daha iyi günlerimiz. Bu sosyal medya daha başımıza neler getirecek neler.